Merhaba arkadaşlar, ben Can Uzun. Bu dersimizde de biraz Bootstrap'tan bahsedeceğim size. Hi everyone, I am Can Uzun. If you want to watch this video with English subtitles, you can activate subtitle in YouTube Player. Bu eklemeyi de yaptıktan sonra, çünkü alt yazılı olarak da sunmayı planlıyorum. Bootstrap nedir? Blog yazımında da bahsettiğim üzere biraz giriş yapacak olursak, Bootstrap aslına bakarsanız içerisinde HTML, CSS ve JavaScript ekipmanlarını hazır bir şekilde bulunduran, pek çoğunu hazır bir şekilde bulunduran bir web kullanıcı arayüzü tasarım aracıdır. Yani bir framework'tür Bootstrap. Bootstrap'ı geliştiren de Twitter'dır. Yani Twitter'ın tasarımcı ekibi daha kolay bir şekilde butonları vesaireyi yaratması için bizim hizmetimize açtığı bir şeydir aslına bakarsanız. İlk başta kendilerinin işlerini kolaylaştırmak için yaptıkları bir şey. Daha sonrasında insanların hizmetine de bunu açtılar. Bootstrap'ın avantajlarının en büyüğü tek bir satır dahi kod yazmadan JavaScript kullanabiliyorsunuz. Ayrıca responsive tasarımla oluşturabiliyorsunuz. İçerisinde pek çok form, buton vesaire hani menüler var. Birçok şey var. Birazdan birkaçını kullanacağız. Bunun dışında Bootstrap'ı kullanırsanız hazır şeyler kullandığınız için tabii ki de zaman kazanacaksınız. Biraz önce söylediğim gibi responsive tasarımlara sahip olacaksınız. Yani tablet ve mobilde de düzgün bir şekilde görünen bir siteye sahip olacaksınız. Sonuçta Bootstrap Twitter tarafından, koskoca Twitter var arkasında geliştirilen bir yapı olması dolayısıyla sürekli gelişen bir şey. Sürekli üzerine eklenen bir şey. Şu anda 3. versiyonunda falan yanlış bilmiyorsam. Dolayısıyla sürekli güncellenen bir şeye sahip olacaksınız. Bu da devamlılık demek. Kolay kullanıyorsunuz çünkü sadece belli bir kodu kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Birazdan bunun hakkında örnek bir uygulama da yapacağız. Tarayıcı uyumuna sahip, hani pek çok modern tarayıcı destekliyor. Tabii ki de Internet Explorer'ın belli sürümlerini desteklemiyor. Internet Explorer artık gelişiyor fakat hala bizim istediğimiz seviyelerde değil. Onun dışında ise açık kaynak kodlu olması, yani tamamen sizin kullanımınıza sunulmuş bir ücretsiz bir framework olması. İsterseniz yavaştan bir giriş yapalım. Şimdi Bootstrap'ı kullanabilmeniz için nelere ihtiyacınız var? Önce bunları inceleyelim. Tabii ki de Bootstrap'ı sitesinden indireceksiniz önce. Google'a Bootstrap yazdığınızda zaten getbootstrap.com sitesi önünüze gelecektir. Buradan Download Bootstrap butonuna bastığınızda 3 çeşit download kısmı göreceksiniz. Buradan şu kısmı Download Bootstrap butonuna basarak şu dosyayı indiriyorsunuz. İçerisinde bir adet CSS, font ve JavaScript dosyası var. Tabii ki de az çok HTML bilmeniz gerekiyor. Bir index dosyanız var, bir HTML, JavaScript, image, font ve CSS dosyanız olması gerekiyor bir siteyi oluşturabilmeniz için dolayısıyla. Gayet cesur bir şekilde bu dosyaları tutup klasörünüze bırakıyorsunuz ve değiştirmesine evet diyorsunuz. Ben daha önce eklediğim için tabii şu anda çakışma yaşadığını falan söylüyor. Aynı şekilde hepsini klasörümüze enjekte ediyoruz. Şimdi normal bir böyle bir web sitesine sahibiz diyelim. Boş bir web sitesi. Bootstrap'ın sitesinde size hazır CSS'ler, işte ne kullanmak istiyorsunuz? İşte grid sistemi mi? İşte bir topografi mi kullanmak istiyorsunuz bu şekilde? Bunları yerleştirebileceğiniz kod sistemleri mevcut. Mesela birinci header'ı şu şekilde bir header'ı sitemize eklemek istiyoruz. Yani buraya eklemek istiyoruz. Sitenizin index.html'inin kodlarına girdiğinizde ve bunu kodunuzun içerisine yapıştırdığınızda normal şartlarda tabii ki de çıkmayacak. Ama ben Bootstrap'ı enjekte ettiğim için çıktı. Önce yapmanız gereken üst kısma, yani style sheet kısmınıza şu şekilde bir ekleme yapmanız gerekiyor. Link rel style sheet wrap kısmına da, yani link kısmına da Bootstrap CSS dosyanızın nerede olduğunu göstermeniz gerekiyor. Benim bu klasörümde ve bu dosyamda Bootstrap CSS dosyam. Ayrıca bir ekleme de jQuery için yapmanız gerekiyor. Onu da en alt kısma şu şekilde ekliyorsunuz.
script.src jQuery'nin linki bu. Bunu eklemek zorundasınız. Bunu yüklüyorsunuz. Bu kadar. Ve artık Bootstrap dosyalarınız sizin indeksinizde çalışır hale geliyor. Şimdi mesela buradan ekleyebileceğiniz pek çok şey var. Çok basit bir şekilde bunları ekliyorsunuz. Mesela üstü çizili bir link mi eklemek istiyorsunuz? Gayet düzgün bir şekilde tutup bunu kodunuza yapıştırdığınızda. Ben burada hani biraz görünürlük açısından düzgün olması için bir div klasında bir şey kullandım. Onu çok etkilemesin sizi. Hemen yenile çektiğimizde bunun da sayfamıza eklendiğini görebiliyorsunuz. Biraz kötü olmuş aslında bu eklentim. Tam görünmüyor yazdıklarımız. Neyse. Onun dışında pek çok şey mevcut. İşte kod mu eklemek istiyorsunuz siz? İşte bir form mu, buton mu? Hepsi burada mevcut. Tutuyorsunuz, alıyorsunuz, kopyala diyorsunuz ve kodunuzun içerisine yapıştırıyorsunuz, kaydediyorsunuz ve sayfanızı yeniliyorsunuz. Tek yapmanız gereken bu. Bu kadar basit yani. Ardından da değiştirmek istediğiniz default, mesela siz bunu ana menü mü yapmak istiyorsunuz? Ana menü yapıyoruz bunun ismini. Kaydediyoruz. Yeniliyoruz. Ve ana menü oldu. Peki siz bu butonların renkleriyle, şekilleriyle, şemalleriyle oynamak istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Tabii ki de CSS dosyasını editlemeniz gerekiyor. Bunu da nasıl yapabilirsiniz? Burada önemli olan kısım sizin klasörlerinizde CSS dosyasını atmış olduğunuz Bootstrap CSS sayesinde bu butonların şekilleri, tipleri oluşuyor. Bootstrap CSS dosyasını kesinlikle ellemiyorsunuz. Burada yaratmış olduğunuz sizin Style CSS diye bir dosyanız var. Önemli olan şunu yapmanız gerekiyor. Index dosyanızda sizin değiştirmek istediğiniz buton. Diyelim ki ana menü yaptığımız buton. Bunun klasına bakıyorsunuz. Buton defaultmuş bunun klası. Hemen bunu Bootstrap CSS'in içerisinde arıyorsunuz. Buton default klasını. Bulduktan sonra bunu kendi Style CSS dosyanıza yapıştırıyorsunuz. Ve diyelim ki siz bu butonu mavi yapmak istiyorsunuz. Beyaz bir butonu. Buradan bir renk kopyalıyoruz. Yani ben rastgele bir hexadecimal kod yani şu anda buldum. Background color'ını o renge boyadım şu anda. Yeniliyoruz sayfamızı. Ve artık mavi bir butona sahibiz. Siz bunu aktif olduğunda değiştirmek istiyorsanız işte mutlaka ki burada kodların arasında bunun aktif olduğu mesela kısımda nasıl olduğu vesaire hepsi vardır. Büyük ihtimalle budur. Burada da değiştirebilirsiniz ama bu size ileride büyük ihtimalle sıkıntı yaratacaktır. Mesela şu anda aktifliğini yanlış bilmiyorsam değiştirdim. Aktif olduğunda da aynı renk oldu. Demin fark ettiyseniz griydi. Ama size tavsiyem kesinlikle Bootstrap CSS dosyasının içerisinde oynamamanız ve sadece bu kısmı kendi Style CSS dosyanıza kopyaladıktan sonra bunu aktif bir şekilde düzenlemeniz, değiştirmeniz. Onun dışında mesela burada CSS kısmını gördük. Direkt HTML kısmı da mevcut, component olarak geçiyor. Direkt ikonlarınız var burada kullanabileceğiniz. Onun dışında mesela bu şekilde starlar ekleyebiliyorsunuz. Direkt yapacağınız tek şey bu. Alıyorsunuz ve kendi index dosyanızın içerisine bunu kopyalayıp kaydediyorsunuz ve sayfanızı yeniliyorsunuz. Artık böyle bir butona sahipsiniz. Yani şu. Yani hepsini istiyorum ben. Ya bilmiyorum artık nasıl bir bu kod ne işe yarıyor tam olarak ama kopyaladım ve yapıştırdım. Ardından yeniledim sayfamı. Gördüğünüz gibi ikisine de sahip oldum. Onun dışında işte yani buradan pek çok şey ekleyebilirsiniz. Mesela hata mı vermesini istiyorsunuz o anda işte. Neyse artık o yaptığınız, çalıştığınız şey. Direkt yapıştırıyorsunuz. Artık bunu anladığınızı düşünüyorum. Dikkat etmeniz gereken tek şey değiştirmek istediğiniz CSS dosyasını kendi Style CSS'inize kopyaladıktan sonra değiştiriyorsunuz.
Ve ondan sonra kullanmaya başlıyorsunuz. Bu önemli bir şey. Kullanılabilirlik açısından. Onun dışında da unutmamamız gereken şey kesinlikle şu kısma, style sheet kısmına Bootstrap CSS'i include etmeniz ve ayrıca en alt kısma da jQuery'i include etmeniz şu kısmada. Bu dersimizde anlatacaklarım bu kadar. Buradan pek çok menüyü kullanabilirsiniz. Birçok seçenek mevcut. Artık o yaratıcılık size kalmış. Sizinizi nasıl yapacaksınız? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yanlış anlatımlarım ya da hatalı anlatımlarım ya da eklemem gereken bir şey olmuştur ve ben eklememişimdir. Lütfen bunlar için bu videonun altında bulunan yorum kısmına ya da sitemdeki, blogumdaki yorum kısmına yorumlarınızı bırakırsanız aktif bir şekilde geri dönüş yapmaya çalışacağım. Aynı şekilde iletişim kısmından da benimle iletişim kurabilirsiniz. Ben Can Uzun. Tekrardan beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.